koltuğuna geçtim ve Türkiye'nin ilk yerli yapay zeka platformu Main'i kullanacağım. Şu anda prompt gireceğim alanı burada görüyorum. Şimdi burada beraber soru soracağız. Mesela ne soralım? Ne soralım? TOG'u sorayım. Yani daha dün aldık çünkü. TOG nedir? Enter. Şu anda güzel güzel yazmaya başladı. Türkiye'nin otomobil girişim grubu veya kısaca TOK. Türkiye merkezi bir otomobil üretici şirkettir. Gayet mantıklı bir soru aldım. Başka ne soralım? Tabi bu bilgi birazcık kısa oldu gibi geldi bana. Biraz detay Bizim Kürt daha iyi Türkçe konuşuyor. Kürt bu cümlenin Türkçesi nedir doğrusu? Neyin abi? Şu cümlenin doğru versiyonu nedir? Türkiye'nin otomobil girişim grubu veya kısaca Top Türkiye merkezi otomobil girişim. Abi benim gibi konuşuyor. Tamam sen İstanbul Türkçesi yap onu. Türkiye'nin otomobil girişimi ve grubu ve kısacası Tok Türkiye merkezi bir otomobil üretim şirketidir teşekkür ederim rica ederim abi ya da otomobil üreten bir şirkettir ya da otomobil üretici, otomobil üretici şirketidir evet. Evet. bu bilgiyi biraz detaylandırabilir misin bitti aile yazacak ya. bir şey diyeceğim de yani Hakkı Alkan teknoloji editörü böyle yazıyorsa babaannemden daha yavaş yani o teknoloji editörlüğü olmamış Hakkı arkadaşlar Türkiye'nin evet Evet bu sefer biraz daha fazla bilgi vermeye başladı Tog'un rolü yalnızca Türkiye'nin ilk yerli otomobil olması değil aynı Aa, zamanda elektrikli elektrikten dayı onu diyecektim evet, direkt oluyor, direkt dayı, direkt dayı onu diyecektim <laughs> acaba şey mi yapıyor sen buraya yazıyorsun o GPT'ye diye soruyor oradan aldı cevap buraya yapıştırıyor evet, lan. Evet, API, API çekmişler. Dayı şaka Zaten yapıyorsun. Amel, Gerçekten. Bizim... Bir de premium da değil. 4, normalde GPT-4 kullanabiliyorsun. Bunlar 3.5 ve 3 API'ndan çekiyor muhtemelen. Eski API evet. bir de. Ve tercüme ediyor. Anlaşmasına <laughs> öncülük etmestir. İlk tok Üretim bandına Anadolu kırmızısı rengiyle inmiştir. Güzel. Çok iyi. Ve teknoloji editörü olarak Hakkı Kalkan bunu anlamadı mı? Havelsan ne alaka? Havelsan mı geliştirmiş diye ediyor. <laughs> Abi yatakta animeze yatak boşlukta. Niye o dağı ayırdın? Küs mü onlar? Kavga mı etmişler yatakla da? Niye ayırdın onu? Anime izlemek için iPad 6 yeni nesil almak mantıktı mı? Ayrıca canımızı sık sıkma EFT e gir hunterlık yap. Çoğu bilip bilmeden konuşuyorsun. Tamam anlat kanka. Dinliyoruz seni. Sen Sendeyiz Enes. Sendeyiz Enes. Şimdi bir başka soru daha soralım. Mesela Havelsan'ın kendi ürünüyle alakalı bir şey sorayım. Ne diyeyim? Havelsan'ın odak ürünü hakkında bilgi verebilir misin? Enter'a basıyorum. Geldi Odak Havelsan tarafından geliştirilen bir veri yönetim platformudur. Abi Gelir İdaresi Başkanlığı bunu kullandı işte. Vallahi helal olsun. Bu arada Odağ'ın da reklamını yapayım şimdi arkadaşlar. Bakın ne diyor? Ölçeklenebilirlik, yedeklilik gibi önemli değerlere sahip veri tabanı hizmetlerine erişim sağlar. O da kurumların veri tabanı hizmetlerine erişmelerini kolaylaştırarak veri tabanı yönetim sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Süper. Konu buzzword. Abi bir şey diyeceğim. Yani e, Haversan'ın geliştiriyor olması sıfırdan yapay zeka yazdıkları anlamına pek de gelmiyor ya Enes'cim. Ve göstertmezler kolay kolay. Yani sen bana şunu mu diyorsun Enes? Yıllardır içinde binlerce kişinin çalıştığı Chat GPT'yi biz böyle 5-10 kişilik bir brainstorm takımıyla böyle birkaç ayda mı yazdık? Bana bunu, bunu mu söylüyorsun şu an? Ee, soru olarak <laughs> ne soruyordu? Söyleyebilir misin? Be? Ya da videoda oraya tıklar mısın? 2 saniye. Hadi. Bende var premium. 5 10 kişi değil. Kaç kişi? 11. Kaç kişi abi? Bu ekip ayrılmış kişi. Bütçe ne? Bütçe ne? Onu da söyleyin bana. Bütçesi ne bu işin? Ve ne kadar sürede çıktı? Ben size mümkün mü mümkün değil mi onu söyleyeyim. Bu ekip kaç kişi? Bütçe ne? Süre ne? Bana bunu söyleyin abi. Abi bana bunu söyleyin ben siz bu bunun mümkün olup olmadığını söyleyeceğim. Açılış Hakkı Alkan şihdetti hayran kalıyorum. Evet, evet bu sefer biraz daha fazla bilgi vermeye başladı. Tugun rolü enter. Diyoruz Türkçe yazım denet. işte 20 yazdı. Aynı cevabı Ve bundan verdi. Bundan sonra yani. da tabii çalış. Neredeyse aynı cevabı var. verdi. Şu an daha önce hiç yaklaşık 2 dakika içerisinde Sınıf. trende bir yandan yolculuk yaparken e bu ne abi bir grup insana tanıtılmış yani ne ne anlamamı istiyorsun bu videoda? Yapay zeka olunca biraz daha. Dayı söyle hangi soruya ne cevap verdi? Tog nedir dedim. Dedi ki e, Tog Türkiye'nin yerli ve milli otomobil üretim girişimi olarak bilinir. Yani yapısal olarak zaten farklı böyle cevaplar veriyor. Her seferinde farklı cevaplar veriyor. Ama baktığında yapı aynı. Uzunluk aynı. Yani bunlara bakıyorsun. Bazı esaslara bakıyorsun. Mesela ikinci soruyu sorayım. bu <laughs> bu bilgiyi detaylandırabiliriz. Hocam yetince açıklama yapıyor zaten. Zaten buna belli bir kodu verip bunu editlemesini istiyorlar. E tam bizim dediğimizi dedin şu an. Abi bizim dediğimizi onayladın şu an. E tam bu sıfırdan yazılmış bir yapay zeka değil o zaman. Ya çok zor bir şeydi dayı zaten. Sıfırdan yapay zeka kim diyor yazabilir diye ya. Mantıklı bir şey değil yani. E tam nesini savunuyor maximum, o zaman şu animiz? Ma Maksimum yapabileceklerini söyleyeyim mi dayı? Yeni ya eğitebilirler olan yapay zekaya, besleyebilirler yapay zekayı. Bu kadar zaten bu da yapmış adamlar koymuş sen besliyorsun kütüphaneyle bu kadar. Yani yapamazlar, yazamazlar öyle chat GPT gibi bir model. Tam ben de onu dedim zaten. Enes niye kızdı o zaman? Evet seni dinliyorum. LLM'in test sonuçları böyle bir şey göstermiş oluyor. Ek open source bir LLM alıp geliştirebilir bütçe vesaire işlem gücü varsa ama matematik testler yaratıcılık ve bayağı konuda puanlanıyor. Şu an GPT 4 önde ama yaratıcılıkta e, Bard'ın yenisi daha iyi olacak gibi duruyor testlere göre. Hedef olduk Tayfun. E yarrak yarrak konuşuyorsun. Cevap bir şey bilmiyorsun dedin. Ben dedim ki bunlar sıfırdan bir yapay zeka yazmadılar. Sen de bana dedin ki bilip bilmeden konuşuyorsun dedin. Sonra benim dediğimi onayladın Enes. Dal yaran tekisin abicim. Yani bir şey Türk olunca korumak için eleştiri yapılır yapılmaz niye yerinizden doğrulup direkt eleştiri yapanı sıkmaya çalışıyorsunuz? Ben de bunu anlamıyorum yani. Ve ben de bunu anlamıyorum abi. Nerede okuyorsun sen üniversiteniz? Çabuk söyle. Seri? Seri? metim sürecini otomatikleştirir ve kolaylaştırır. Süper. Konumuz yapay zeka olunca biraz da ne yapalım? Hakkını teslim edeceğimiz kişileri de bir analım. Cahit Arf bilmeyenler varsa öğrenseler çok iyi olur. Cahit Arf'ın yapay Abi, zeka hakkında musun? çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hı. Yapay zeka modeline bu nedir, bu kimdir diye sorular ya. sormak yerine benim böyle bir projem var. Bunu böyle böyle işte modernize etmek istiyorum evet. gibi sorular sorarsın. O da sana bunun cevaplarını kendi özünle olarak Google verir. Ya şu Google gibi kullanıyor zaten. Google yani. gibi kullanıyor. Kafayı yiyeceğim. Böyle bir şey yok dayı. Yani eee Hakkı Kalkan yapay zeka ile ne yapılır onu pek anlamamış. Görüşleri nelerdir? Enter Arkadaşlar Cahit İmamış Arf 1959 yılında yazdığı makine düşünebilir mi ve nasıl düşünebilir makalesinde insan ve makine arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları ele almıştır. Arf bir uzun vadede yatırım yap eyvallah bu da güzel bir şey. Bu arada hakikaten bir finans uzmanı gibi bana şu anda yani cevap veriyor. Ya çok iyi ya yani şunu bizim tarafımızdan yazıyor olmaları çok iyi. Doğrudan bir hisse senedi vermedi zaten bu finans tavsiyesi biraz sıkıntılı ama dikkat etmem gerekenleri bana söyledi. Ne yapacağız? Kurumsal çözümler için kullanılıyor. Bir şirketin IT ekibindesiniz. Yani bir kod yazmanız lazım ama işte örnek bir kod olsa elinizde biraz daha hızlanabilirsiniz. O zaman örnek bir kod isteyelim. Mesela şu an ne diyelim? PyTorch kullanarak iki Google'a şey yazdım abi. kategorisini sınıflandıran bir CNN modülü yaz diyelim bakalım. Enter'a basıyorum arkadaşlar. Kod yazmaya başladı. Kesinlikle iki görüntü. Bu arada yani anlatıyor. Tamam hani kodu yazacak mı yazmayacak mı bakarız birazdan. Önce mevzuyu anlatıyor. Hani veri setini hazırlayın, veri setini önceden işleyin, veri yükleyicisini oluşturun, A mimarisini tanımlayın, ağı eğitin, ağı test edin, ağı dağıtın. <laughs> madde madde gidiyoruz. Umarım yardımcı olur diyor. Başka sorunuz varsa bana bildirin. Var. Cevaplama okuyayım. sistemi GPT'nin de GPT örnekleri Bart'ta yok. Evet. İşte ba Gerçi ba e Bart'ta kreatif tarafında bu chat birebir e cevaplama evet. sisteminin aynısı. Aynen öyle. Tamam şu anda bu adam bunu Türkler yaptı. Sıfırdan kodladı diye video yapıyor. Evet. Bu doğru değil o zaman. E zaten ben de onu diyorum abi. Hayır yani ama niye böyle bir şey yapıyor? Birisi düzeltmeli. Kodu o, yazdıracak mı acaba? O zaman Enes diye bir tane dal yarak çıkıyor abi. Diyor ki sen bizim yerli ve milli malımıza laf mı ettin diyor. Yukarıda GPT yazıyor ya Kıbrıs. E tamam da adam öyle pazarlamıyor ya. Karadeniz. Örnek bir kod isteyelim. Bunun kodunu yazar mısın? Enter'a basıyorum. Yazacak mı acaba? Elbette yazıyor. Yukarıdaki bazı önemli bilgileri bana anlatıyor. Ve başladı. Ha, başladı abi şu anda. Şu an kod yazıyor. Gerçekten kod yazıyor. İstersen bu kodu kopyalayabiliyorum, indirebiliyorum. Yani bir IT yöneticisi için yani çok büyük bir kolaylık. Bir de bunu kendi kurumunuz için kullanıyorsunuz. Yerli bir platform. Yani hangi kurumdasınız bilmiyoruz. Ben NLP Engineer olarak çalışıyorum. Bu tarz modelleri eğitiyorum. Burada aslında sıfırdan bir kod yazmak zorunda değiller. Mimariler vesaire her şey zaten hazır. Direkt chat cpd'nin mimarisiyle Türkçe data setiyle e, eğitebiliyorsun. Ama bu modellerin öğrenebileceği parametre sayısı çok fazla olduğu için milyon dolarlara mal oluyor hocam. Yani güvenlik tamam seviyesi bir dakika önemli. o zaman bu LAMA data seti direkt LAMA'dan. Yani buradaki chatteki yazılımcılar söylesin. Bu sefer de LAMA'dan direkt şey yapmışlar. Cip diyor zaten evet yani olay bu. Chatteki yazılımcılar söylesin yani. Gizlilik seviyesi önemli. Bu sistemlere ulaşmak çok iyiydi. Kodu kopyala dedim. İndir dersem ne yapıyor? Vallahi indiriyor. Vallahi tebrikler. Ya bu hiç yani bu Behic'e 8 tane beyin yüklesen bir tane dil konuşamaz. You guys was need to talk but we have to talk später. We have to talk talk değil mi? We have to talk speak. Arkadaşlar şimdi değişik bir şey yapacağım. Shift delete. Yani 10 be tane beyiç beynini yan yana koysan Türkçeyi zor konuşur amına koyayım. Wikipedia'da bir bilgisi var. Ya, ama işte diyelim ki biri shift delete'in özetini geç kardeşim dedi. Bak şimdi bunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tam bu Wikipedia'da shift delete hakkında, tekin site hakkında bilgiler. Tekin site'i şimdilik silerim. Shift delete kalsın. Shift enter'a basıyorum. Yani bu açıklamaları. Özetleteceğim. Yani Bizim şirketimizi özetlesin bakalım. Enter'a basıyorum. Özetliyor arkadaşlar. Şu anda yani bir bilgi verdim. Dedim ki bunu özetle. Yani şu anda yukarıdaki metni çok daha kısaltıyor. Yani bu tabii şu an, zaten kısaydı şu an gönderdim ama diyelim ki sayfalar dolusu bu şey, makaleyi GBT şu anda bak, gönderdim. De vardı değil ne yapıyor ya? İçeriden bir soru sorayım. Ne diyeyim mesela yazı içerisinde olan bir bilgi. Bir dakika özet bundan daha uzun yani kaç yılında kurulmuştur basmış. diyeyim mesela Shiftletnet hangi yılda faaliyet göstermeye başlamıştır? Yukarıdaki metin ve oradaki metni aldı. Yani bu ne anlama geliyor? Ne, ne anlama geliyor? Siz bir bilgi yığınına, bir veri yığınına buraya teslim edebilirsiniz. Daha sonra o yığından bir cevap alabilirsiniz. Hayır bunu Hayır. direkt Google'a sorabilir. Ne e, alaka de, bu onu kanıtlamaz ki. Yani Peki o bilgi giydirsin. yığınını yanlış yazsam mesela Swaggy götten 9 kere çaktırmıştır diye ben chat yani bu GPT'ye yazsam ve sonra o Swaggy ama. götten kaç kez çaktırmıştır desem bana 9 kez Kendi diye cevap mı Konuşma sekansında senin verdiğin infoyla kendini düzeltir ama başkasına o infoyu vermez. Kendi beslendiği infoyla başkalarına cevap verir. Evet ve hayır abi. Kimden bahsettiğine göre değişir bu. Yani teyzemin kızı dersen... Evet ama shift delete dersen hayır. Çünkü shift delete bir entity internette ve bununla ilgili bilgiler var. Bunu kendisi fixler. Hı hı. E yani ondan bahsediyorum. Abi herkesi kişiler özelleştirebilir GPT'si var artık. 10 dakikada şık, şık şak GPT yapabiliyorsun. Abi ondan bahsediyoruz zaten. De yani neden geri versiyonunu izleyim ki? Anlatabiliyor muyum? Hem neden neden, neden hem eski yani, versiyonunu kullanayım ki? Chat'te çok şey tepkisi oldu. Da. Siz API diyorsunuz. Hayır öyle değil. Hayır biz API demiyoruz. Ya API ya da bir LAMA işte ne bileyim Falcon muydu? Bunların datasetlerinden toplanmış yapılmış hazır besleme bir e, GPT bu. Anladın mı? Burada böyle biz sıfırdan bir şey yarattık diye bir şey yok. Sıfırdan bir şey yazılmadı burada. Bunu diyoruz biz. <laughs> Little Nightmares bilmiyorum o zaman. Onu hani ne zaman. O çok Hakkı öldürdün beni Hakkı. Bununla ilgili şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Hakkı Hakkı'ya gitmiş. Hakkı Hakkı'dan Hakkı'nı istemiş. Hakkı Hakkı hakkını vermeyecek. Hakkı Hakkı'nın hakkından gelmiş. Dayı. Bunu duymuş muydun? Öyle bence? bir iddiaları yok diyerlik. Direkt şöyle sözü var. Bizim bunu Türklerin böyle bir şey yapması e, sıfırdan yap ne bir şey dedi. Böyle, aynen böyle bir cümle kurdu. Baştan böyle aynen, bir şey tasarlaması mı böyle bir cümle kurdu. Erlik Havelsa'nın yaptığını takdir edin. İnfluencer'ın uydurmasını eleştirin diyor. Erlik benim yarattığım bir AI ya. Onu demek e, Şu Kadir Bey şu tweet'i bulabilir miyiz? Neydi bu şeyin adı? E... Dur neydi? Bunların Twitter'ları vardı. Neydi bunların Twitter'ı? Kadir o tweet'i bulsana. Kadir Güney. O tweet'i atsanıza abi. Da kaptan Ya hakkının attığı tweet çok önemli değil. Bunların kendi tweet'leri var ben yanlış hatırlamıyorsam. Aha. Evet, ne demişler abi? Resmi sandan bakalım ne demişler. Türkiye Main ile tanıştı. Türkiye'nin üretken yapay zeka modeli Main tüm detaylarıyla kamuoyuna tanıtıldı. Şimdi bir dakika. Bu bir yapay zeka modeli değil abi. Geçmiş olsun. Tüm dünyada adından söz ettiren büyük dil modellerine Havelsan platform bazlı. Havelsan platform bazlı ve Türkçe tabanlı bir çözüm geliştirdi. Havelsan mühendisliği titizlikleri yürüttü. Arge çalışmasının açık kaynaktan oluşturulmuş oluşturmuş özgün bir mimari ile 9 milyar parametrelik yerli büyük dil modeline imza attı. Üretken yapay zeka kategorisindeki ürün için çok fonksiyonlu yapay zeka anlamına gelen Multi Artificial Intelligence Network kelimenin ilk harflerinden oluşan ve aynı zamanda ana karşılığında karşılığına sahip Main ismi seçildi. Tamam güzel. Özgün mimari nerede Alper Jonga? Özgün ikinci ikinci paragraftaki açık kaynakla özgün mimari nasıl nasıl benziyor? oluyor Aynı Aynı peki? Açık kaynaklı Türkçe kullanımı öncelikle Abi çıkaracak. GPT Bir de Türkçe hayır, kullanımı a yapıyor. A a Anladım ama evet. bunlar herhalde şey gibi karanetteki internet gibi birazcık daha geriden tamamen Abi bak yayıncılar yayıncıların anlayacağı şekilde söylüyorum. OBS üzerinden Streamlabs kendi e yayın app'ini yaptı. O kalkıp ben bunu, OBS de open source broadcaster, open source bir şeyden kendi app'ini yaptı. Streamlabs kalkıp abi özgün bir yayın app'i yaptık derse o Streamlabs'in götünü sikerim ben. Bak senin hani doğum gününde gönderdiğim Trump senin çükün çok büyük diye ses kaydı vardı ya iki sene önce hatırlıyor musun? Hı hmm. Hani evet. şey Jahon'un evet. 30 şey hayvan gibi baba fingo diye bir espri bir şey göndermiştim. Aynen. Orada bizim offline run eden... Kimseye bir premium para ödemediğimiz bir şeyi var. Ee, ses AI generation var tamam mı? Sonra biz bunun şeyini e, Google'ın şeyinden bizim ya yani API sizin API dediğiniz e, yapıda başka bir yerden dudak animasyon şeyini birleştirip ses dosyasına göre dudak animate edebiliyoruz kimseye hesap vermeden tamam mı? Yani lisans Hı, Tamam olarak. abi bunda bir Bu sıkıntı da, yok. Heh, tamam, onlar da anladığım kadarıyla buradaki neydi ne demişti Burhi? Buzzword'lerden anladığım kadarıyla birazcık daha Türkçe modelini kimseye hesap vermeden oluşturacakları ilk adım atmışlar yani. Tamam, devam şey ediyorum okumaya. Ee, Main'in kurumların iç ağına çal çalışacak ve yerel veri kaynaklarına besleyecek Türkçe tabanlı bir yapay zeka asistanı olarak kurumsal süreçleri kolaylaştırması bekleniyor. Main sayesinde kurumların verilerini dışarı çıkarmadan kendi mevzuatlarını yazabilecekleri, kurumsal süreçleri optimize edebilecekleri bir yapay zeka altyapısı sağlanması hedefleniyor. Main herhangi bir büyük dil modeline entegre olmadan ve herhangi bir API'ye bağlanmadan büyük veriden anlamlı veriyi ortaya çıkarma öncü kurumlar için güvenli hale sunacak. Nasıl yapacak bunu? Çünkü veriniz bizde kalacak en azından, diyor. Evet, en azından. Main lansmanı ve Havelsan Yapay Zeka e, konferansları Türkiye'deki kamu kurumlarının yöneticileri katılırken katılımcılar için Main deneyim alanları da ulaştırıldı. Hiç kimse bir bok anlamamıştır bu arada çünkü hepsi liyakatsiz atanan herifler. Main akademi sürprizi sen Bilgi ve İletişim Teknolojisi Genel, Yardım, e, Genel Yardımcısı Ömer Özkan son kullanıcıya e, değil kurumların kullanımı özel geçtiren main'in gençlere daha çok ulaşması ve yapay zekanında eğitim desteği vermek istedikleri bu nedenle main akademi adında bir ulusal eğitim modelini hayata geçirmeyi düşünüyor. Özkan falan filan yani. Evet. Yani sen e, main journey kullanıyorsun ya discord'dan. Hı hı. Onun da motoru hala stable diffusion bazlı doğru değil mi? Ama Kimin? Neyin? Midjourney'nin. Hayır. ne Değil Değil alaka mi? Midjourney tamam alması lazım. Yok, bambaşka. Yok yok. Kendi Midjourney kendi evet. motorunu Evet. Yani bir, bir facility facilitator görevi gören programlar var ya internette. Abi ben şunu bir... söyleyeyim. Tamam, kendi motorunu kullanıyorlar. Ben şunu alakalı. söyleyeyim. Şöyle yapıyorlar işi. Işte. sor ben Anladım, soru, ben, konuda, ben bir dakika. Ben bilgeyi. şunu söyleyeceğim. Şuradaki her şeye ben götümle gülerim. Kimse kusura bakmasın. Yani benim ev adresimi, telefon numaramı ne zaman hastaneye gittiğimi, TC kimlik numaramı koruyamayan devlet, ben bu datayı koruyorum derse ben buna gülerim. Kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. 20 liraya benim göt deliğimin rengini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ben buna gülerim. Çünkü liyakatli hiçbir insan yok bu kurumların içinde. Bir kere yani biz datayı koruyacağız, işte data Türkiye'de kalacak. Bu fasafiso, bunu bunu geç. Bu zaten olmayacak. Böyle bir şeyin olma imkanı yok. Ya M şimdi mümkün yani değil. Şey abi ya ama abi yok. C c c ya, bir Önemli. bir şey söyleyeceğim. Ben önemli Hayır. önemli şey, bir şey söyleyeceğim. Ben seni TC kimlik numaranı sana göndereyim mi abi <laughs> şimdi? Askerde <laughs> karanet diye bir hizmet var evet. tamam mı? Sadece Türk Silahlı Kuvvetlerine erişimi olabilen bir internet <laughs> Evet. Dışarı, dışarıya kapalıdır. Closed circuit anladın mı? <laughs> Eğer bu öyle bir hizmet olacaksa belli bir güvenlik ne denir güvenli arayüz yaratma açısından bir hizmet olabilir Türkiye içinde o imkansız değil yani abi Anladın bak bu konuyla alakalı ben noktayı koyayım mı çok basit abi ben beni geçen hafta konuyla. Etiyopya'dan aradılar ya <laughs> siktirtme şimdi veri güvenliğini ya Etiyopya'dan arıyor artık beni ya gözünü seveyim ya Allah aşkına Bak, benim takıldığım konu şu kadar zor değil bu mevzudayı. Elini sallayan, yazılımcı yani bu işi anlayan birisi giriyor Hugging Face'te Lama'dan işte Mistral'den open source çekiyor modelleri. Kendi eğitiyor. Kendi modelini zaten yaratabiliyor. Bu bu kadar kompleks ve zor büyük aman biz böyle abi yani böyle böyle şey yaptık devlet değil yani toplayıp da orada sunum yapılacak kadar hak değil, kalkana, şey değil hak de de. tanıtımına milyonlar aktaracak kadar büyük bir olay değil yani onu diyoruz bizde Anlatabiliyor muyum? Olay bu yani bizim dediğimiz de bu. İzler misin hocam? <laughs> <laughs> Niye bu video için sen bana şimdi 450 lira attın ya? Neyse konumuz değişti.